Sabah postasından herkese günaydın. Bugün yine sizlerle gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Yanımda da yine tabii çok değerli bir konuğum var. Eğitimci, öğretmen ve yazar Sayın Zühtü Ulukapı. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Bize kimeyip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Zühtü Hocam, sizin yazdığınız kitaplarınız var. Dergilerde yazıyorsunuz. Hı-hı. Kitaplar çıkardınız. Bazı projeleriniz var. Alanya ile ilgili güzel de projeleriniz var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce ben her sabah yaptığım gibi izleyicilerimle sabah postasının öne çıkan başlıklarını okuyacağım. Tekrar size döneceğim. Evet, bugün sabah postasının manşeti: belediye haklı çıktı. 2017 yılında temeli atılan Alanya Belediyesi, yeni hizmet binasının yapımını üstlenen firma, ihale kanunundaki değişiklik ile ilk kez ihalenin feshini istedi. İçişleri Bakanlığı ise belediye yükümlülüklerini yerine getirmiş diyerek talebi iki kez reddetti. Bakanlık reddedip ceza kesti. Ova Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Belediyesi, yeni hizmet binası inşaatını yapan müteahhit firma, İçişleri Bakanlığı'na ikinci kez ihale fesih talebinde bulundu. Bakanlık, belediyenin hükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle talebini ikinci kez reddetti. Geciktirme nedeniyle firmaya 900 bin TL ceza yazıldı. Adem Murat Yücel, bizim borcumuz yok. Başkan Yücel konuyla ilgili, belediye binası ile ilgili herhangi bir borcumuz yok. Kanunların feshiyle ilgili 6 aylık bir süreç var. Firma bundan yararlanmak istedi. Bakanlık ikinci kez talebi reddetti. Şimdi uzlaşma içerisindeyiz. Bütçemiz hazır. Yasal süreci bekliyoruz. Kongordo ilan etmekle iflas etmek arasında çok fazla fark var, dedi. Bir diğer haberimiz, yaylalarda kış soygunu. Her yıl kış aylarında olduğu gibi bu yılda yaylalardan hırsızlık haberleri gelmeye başladı. Gedevet ve Türbelinas yaylaları şimdiden hırsızların meskeni haline geldi. Kış ayının gelmesiyle yayla evlerinin boş olmasını fırsat bilen hırsızlar kapı ve pencereleri kırarak evlerde bulunan değerli eşyaları çaldı. Yaylacıları belediye kurtardı, bir başka yayla haberi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Dikenli Yaylası'nda mahsur kalan 5 kişinin imdadına belediye yetişti. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı. Diğer şehri ilgilendiren önemli bir haber var. 9 saat elektrik yok, bir elektrik kesintisi haberi. Alanya'nın bazı bölgelerinde bugün bakım çalışması yapılacağından kontrollü elektrik kesintisi uygulanacak. Antalya Valiliği sabah 9 ile akşam 18 saatleri arasında yapılması planlanan çalışmayı, çalışmaların erken bitmesi halinde belirlenen saatlerden önce elektrik verilecektir notu ile duyurdu. Bu konuda da vatandaşlar tespihlerini alabilirler. Bir diğer haberimiz asgari ücretle ilgili. İşçi Cumhurbaşkanı'ndan jest bekliyor. 2020 yılında asgari ücret %15 artışla brüt 2943 TL, net 2324 TL olarak belirlendi. Açıklanan ücretin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Son sözü söyleyecek Erdoğan'ın önceki günlerde söylediği jest yaparız açıklaması çalışanının beklentisini yükseltti. Ama tabii dün yine açıklandı zaten. Bir diğer haberimiz CHP ile ilgili. Karadağ son dakikayı beklemedi. CHP'nin mevcut ilçe başkanı ve aday Karadağ sandığa 3 gün kala yönetim kurulu listesini açıkladı. Karadağ 17 kişilik yönetim listesini bir kişi eksikle netleştirdi. Ali Hancı, Mustafa Aras, Gülçin Güner, Halime Ceylan gibi eski yöneticilerin yanı sıra listede Bengisu Yarı, Anıl Toprak, Ayşenur Dere gibi yeni isimler de yer aldı. Listesinin sürprizi ise ilçe başkan adaylığında ismi geçen milletvekili adayı Gökhan Sipahioğlu ismi oldu. Bir diğer haberimiz, dün anıtın önünde gerçekleşen kötü bir haber. Cinnet geçirdi diyeceklerdi sanırım, getirdi yazılmış ama. İlçede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir vatandaş motorunu ateşe verdi. Atatürk anıtının önünde motorunu yakan vatandaşın akıbeti öğrenilemedi. Evet, son olarak da
tam teçhizatlı hırsız haberini okuyalım. Asağlar Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerinin gece yarısı bir kuyumcuya çatıdan girmek isterken suçüstü yakaladığı Özbek uyruklu hırsızın kıyafeti bu kadarı pes dedirtti. Ekipler hırsızın üzerindeki özel yapım kıyafetin ön tarafında bir hazne ve hırsızlıkta kullanılan eşyaları ele geçirdi. Bayağı ya gerçekten uğraşmış herhalde bu işi yapmak için uzman hırsız diyebiliriz herhalde. Evet, bugünlük gündemin öne çıkan başlıkları bunlar. Biz konumuza dönelim şimdi, sohbetimize dönelim. Tekrar zaten haberlere zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugün sizinle edebiyat konuşacağız. Evet. Sizin alanınız. Hı hı. Yıllardır edebiyat öğretmenliği de yapıyorsunuz. Biraz siz isterseniz önce kendinizi tanıtın, tanımayanlar için. Tanıtayım. Hı hı. Önce ben Gülay, öğrencim Gülay Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çünkü ederim. Yapmış olduğu iş, televizyonculuk ve gazetecilik bizim dersimizin bir parçası. Hı hı. Bu benim açımdan çok gurur verici. Önce bunu belirtmeliyim. Teşekkürler hocam. Beni konuk ettiğiniz için çok da teşekkür ediyorum. Şimdi ben Zühtü Ulu Kapı 39. yılımı öğretmenlikte tamamlıyorum. Hı hı. Bana bazen diyorlar neden bu kadar uzun çalışıyorsun? Aslında emekli olabilirsin falan diye. Ben kendimi yorgun hissetmiyorum. Öğrencilerimi seviyorum. Bölümümü de seviyorum. Projelere, onlarla birlikte yaptığımız projeler beni çok sevindiriyor. Bildiğiniz gibi ben edebiyat öğretmeniyim. Uzun yıllar Alanya'da çalıştım. Kendimi Alanyalı gibi hissediyorum. Bir Alanya'nın dışına çıktım, tekrar geri geldim. Burada çok öğrencilerim var benim. Bir evden bir yere gideceğim zaman 5-10 dakika önce çıkmak zorundayım. Çünkü kesinlikle birkaç öğrencime rastlayıp onunla sohbet etmek durumunda kalabiliyorum. Evet. Öğretmenliğimin yanında kitap yayınlamaya başladım. İşe şiirle başladım. Sonra şiirin devamı olan deneme örneği bir kitap yayınladım. Şiirin ilgi görmemesinden dolayı, sadece bizde değil tabii, dünyada ve Türkiye'de şiir çok ilgi görmüyor. Yani kitap, şiir kitapları satmıyor. Ama sosyal medyada paylaşımlarda şiir paylaşılıyor. En çok şiir, böyle bir tezat var. Sizce neden? Derslerde de öyle mi hocam? Peki öğrencilerin şiire karşı, hani onlar da gelecekte işte yönetici olacaklar. Şu an konuştuğumuz kişiler onlar olacak. Çocukların, öğrencilerin şiire ilgisi aynı şekilde mi? Hani bugün böyle de yarın da gelecek nesilde aynı ilgisizliği devam ediyor mu? Şimdi şöyle, edebiyata ilgisi olan öğrencilerimiz var. Hı hı. Çok ilgili olanlar, hatta yetenekli olan yazar öğrencilerimiz de var. Geneline bakınca tabii ki okuma alışkanlığını çok edinmemişler. Bunun nedeni de şu olabilir. Okumaya başladığı zamanlar bazı dayatma kitaplarla öğrenci yönlendirildiğinde bu çok hoşuna gitmiyor. Ben kitap okuma konusunda buna çok önem veririm, sen de bilirsin. Hı hı. Kitap okumaları için önce ben ne okursa okusun serbest bırakıyorum. Daha sonra okuma alışkanlığı edindikten sonra okuması gereken kitapları, yine dayatma olarak değil de oradan bir parça okuyarak veya o kitabın konusunu anlatarak ilgilerini çekerek daha yararlı oluyor. Evet. Çünkü günümüzde gençlik öğütten hoşlanmıyor. Sadece hoşuna giden örnekleri tekrar ediyor. Böyle bir durum. Siz belki derste bir şey okurken okul kulağına güzel çalınırsa, hoşuna giderse, o anda onu yakalarsa o, aa evet bu hoşmuş deyip alabilir onu, okuyabilir, devam ettirebilir. Ama onun dışında sen al, bunu oku demenizin bir faydası olmuyor. Onun olmuyor. Hı-hı. Örneğin Murat Anmungan kitabını mesela öğrenciler çok sevdi. Kadınlar da çok severler onu. Kısa minimal öyküleri var. O kitap, kitaptan bazı öyküler seçiyorum. Ben okuyorum. Bir şey demiyorum ben. Kitaba bakıyor, kitabın yazarına bakıyor. Hemen adını göremeyen adını soruyor. Alan öğrencilerim oluyor. Hatta birkaç öğrencim benim kitabım, hocam ben bu kitabı sizden alıyorum, istiyorum diyen öğrencilerim oldu. Onlara da verdim onu ben. Hı. Bu şekilde özendirerek daha yararlı oluyor.
Peki o okumuyorlar ama dediğiniz gibi sosyal medyada çok fazla, oraya biraz değinmek istiyorum. Çok fazla alıntılar paylaşılıyor. O alıntılar nereden oraya düşüyor? Okumadan bir insanın kitabın hiçbir sayfasını doğru düzgün açma ya da pat diye açıp en güzel, çünkü kitabın gerçekten kalbini paylaşıyor birçok insan, değil mi? En cazip yerine, en böyle vurucu noktaları paylaşılıyor. En güzel sayfaları paylaşılıyor, o diyaloglar paylaşılıyor falan. Bunları paylaşabilmesi için o kitabı okuması lazım. Yani tesadüfen paylaşılmaz. Ya da o zaman birileri sadece okuyup ondan sonra tabii elden ele dağılma süreci mi yaşanıyor bu kitaplarda? Bu sosyal medyada telif hakkı da tam böyle oturmuş değil. İnsanlar paylaşıyor. Bu da bir işin kolayı tabii. Hı-hı. Aradığı zaman bulabiliyor. Bulduğu kaynaklar da ne derece sağlıklı, o da tartışma konusu, ayrı bir şey. Şey oluyor değil mi hocam? Bazen şey oluyor, başka şairin şiiri başkasının adıyla görülüyor. Ben şeyi görüyorum ya, işte kaderle ilgili bir şeyler, mesela kader bilmem ne falan, içinde kader geçen falan, inşallah kader falan, inşallah kader geçen kelimeler, özellikle bunları vurguluyorum. Frida Kahlo yazıyor yani. Hani Frida Kahlo kader demez. İnşallah dedim. Mantık olarak hani ters, kadının yaşam tarzına ters, felsefesinde öyle bir şey yok. Frida Kahlo yazılıyor. Yani gerçekten nasıl yazılabilir ya bunun altına bu şiir diyorsunuz gerçekten. Öyle bir o yüzden de başıboşluk var. Kim hangi yazı kime ait bilinmiyor gerçekten, evet, gerçekten değil mi? Gerçekten öyle. Belki yazarı tanınsa biraz, en azından ona ait olup olmayacağı şahısına ya bir fikir üretebilir değil mi? Edebiyat siteleri var. Orada kısa bir onunla ilgili, yazar ve şairle ilgili bilgiler ve eserlerinden örnekler var. Oralardan da alabilirler. Yani o şekilde onlara ulaşıyorlar ve kullanıyorlar. Aslında öykü ve romanı aldım, para verip alıyoruz, okuyoruz. O bir kez okuyoruz. Ama şiiri defalarca okuyabiliriz. Yalnız para verip almıyoruz. Böyle bir çelişki var. Şiirde. Şiire. Onu internetten bulmak, ulaşmak. Ondan olmuş olabilir. Tabii bir de kitabın hakkını da vermek gerekir. Hı hı. Yaygınlaşıyor. Oradan da paylaşım olabilir. Oradan kopyala yapıştır biçiminde. Bu şekilde de şey olabilir. Peki hocam, kitapların dijitalleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani artık bu dijital kitaplar da var biliyorsunuz. İşte internetten de artık PDF olarak indirebiliyoruz kitapları. Tabii ki alıp da sayfa sayfa o almak, çizmek, koklamak ayrı bir şeydir de, o kapaklı mapaklı bir kitap. Siz çıkaran bir insan olarak hani hem bir yazar hem bir okuyucu olarak nasıl görüyorsunuz? Bunu tartışabiliriz şöyle. Yeniliklerden kaçamayız. Hı hı. Yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Bir kolaylığı da var. Tatile gittiğinizi düşünün. Oraya hangi kitapları götüreceksiniz? Hı hı. O anda aklınıza gelen bir kitap olup olmayabilir. Ama e-kitap dosyanız olursa, küçük bir aygıtla onlara ulaşabilirsiniz. Böyle yerlerde kullanılabilir. Yaygınlaşırsa kullanmak zorunda kalacağız. Tabii ki kitabı elimize alıp da onun kokusunu duyarak okumak biraz nostalji olacak belki de. Yeniliklere ayak uyduracağız gibi görünüyor. Şey gibi de görülebilir belki, kağıt israfı, kağıt tasarrufu olarak da mı görülüyor? O da var tabii ki. Yani çevre bilincini de düşünürsek, bu e-kitabı okuduğumuz aygıtlar, çok modern aygıtlar, insan sağlığına zarar vermeyen, gayet güzel kitap kalitesinde cihazlar var. Bunlar, hatta benim gelinim de var, çok da beğeniyorum. Ve bekliyorum. Onun bana böyle bir cihaz hediye etmesini bekliyorum. Evet. Yani buradan eğer seyrederse duymuş evet, olabilir. Evet, buradan da mesajınızı vermiş olun o zaman. Evet, yeni her şey dijitalleşin, dijitalleştiği bir dünyada kitabın, derginin de dijitalleşmemesini, ama okuyucu dijitalleşmesini sadece değil mi? Yani yazar ve okuyucu dijitalleşmesini derken hani böyle yani dijitalleşmesini ruhu, yani böyle ruhun dijitalleşmesini demek istiyorum. Yani tabii. Şey olmasın, robot gibi yazmasın. Biraz kitaplarda da sanki o var değil mi? Hani böyle güzel güzel kitaplar, böyle bakıyorsunuz o nasıl albinili pembeli kapaklar falan, böyle kapakları insanı cezbediyor yani, pazarlama. Hı-hı. Bütün kitaplarda bir pazarlama taktiği var sanki, filmler gibi. Değil mi hocam? İçerisinde çok fazla bir edebiyat yapma, bir insan güzel konuşunca edebiyat yapma diye kızan bir ülkede tabii, yaşıyoruz evet, ya. Hani. Evet. Ama sanki kitaplarda edebiyat yapılmıyor, öyle değil mi? Bazı güncel kitaplar var, bu nasıl oluyorsa çok satıyor ama edebiyat tarihine baktığımız zaman birdenbire kayboluyor. Yani değerinin olmadığını ortaya koyuyor. Mesela Hasan Ali Toptaş kitabını basmak için çok uğraşıyor. Elinde dosyasıyla geziyor. Kitap basılıyor, satmıyor. Yemin ediyor hiçbir şey yazmayacağını ama duramıyor. Yazıyor, bugün
Türk Edebiyatı'nın en seçkin yazarlarından, hatta Türk Edebiyatı'nın Kafkas'ı sayılır. Nobel Edebiyat Ödülünü Türk Edebiyatı'ndan birisi daha alacaksa Hasan Ali Toptaş alır. Onun en önemli kitabının adını söylüyorum okumak isteyenler olursa, Gölgesizler, filme de çekilmiş. Kuşlar Yasına Gider, sondan ikinci. Bir de Beni Kör Kuyularda Merdivensiz diye yeni çıktı. Ben okuyorum tabii. Çok da ilgi çekici. Elinize aldığınız zaman kitabı bırakasınız gelmiyor. Yani bu Hasan Ali Toptaş'ı öneriyorum ben. Evet, çok güzel. Derin düşünen yazarlar çünkü derin bunlar düşün, değil mi? Derin tabii. Düşünen yazarlar. İşte hani biraz derin düşünmeyince derin de yazamıyorsunuz. Yazarlığın da aslında önemli şeylerinden biri değil midir? Derin yazmak. Hani başkası gibi düşünmemek. Hani daha tabii özgün olmak. Özgün olmak ve derin düşünmek. Hani yolda yürürken onlar başka yürür. Bir pencereden dışarı bakarken onlar bir başka bakar. Benim sıradan insanlar aynı şeyi görmezler. Öyle değil mi? Yani öyle bir yönü var tabii. Biraz sıra dışılar. Evet. O gerçek. Şimdi yine o soruyu Hasan Ali Toptaş'la örneklendireyim ben. Hasan Ali Toptaş icra memuru. Evet. Ama o kadar güzel bir dili var ki, yani edebiyat öğretmenlerinden daha güzel, o kadar özen gösteriyor. Tabii icra memurluğunu da şöyle bırakıyor. İcra eve gidiyorlar, işte malları haciz edecekler ya. Çocuk televizyon seyrediyormuş. Evet. Göz oraya takılı kalıyor. O bakıştan sonra evet. Yani o işi yapmıyor. Bir hikaye çok üzünlüydü. Evet. Bu işi yapamayacağını ve yazarı. İşte hassas ruhlar oluyorlar çünkü değil tabii mi? Tabii ki. Yani bunu görmek. Bunu herkes görür mü? Kim görür? Görmek yetmiyor. Kim anlatır? İyi anlatır. Evet. Ha bir de şimdi edebiyatta şöyle bir şey var. Zor okunurluk var. Şimdi öyküde ve romanda yeni teknikler var. Mesela bilincimizi düşünelim. Şu anda bilincimizde ne var? Denetleyebiliyor muyuz? Ne düşünüyoruz? Kitabı düşünüyoruz, evet. Parayı düşünüyoruz, programı düşünüyoruz, her şeyi düşünüyoruz. Bunları bir sıraya koyalım, koyamıyoruz. Bunları bir anlattığımız zaman geçerli, edebiyatta geçerli teknik bu. Bunu anlatması çok zor. Hadi anlattık diyelim. Bu anlattığımızı birinin okuyup anlaması da zor. Ama niye böyle? Moda böyle. Bilinç akışı. Evet. Mesela tutunamayanlar neden okunamıyor birdenbire? Bu yüzden ama çok değerli bir kitap. Tabii. Oğuz Atay da zaten çok farklı bir yazar olduğu için Oğuz Atay'ı da böyle dediğiniz gibi herkesin favori yazarı değil. Hani herkesin en çok sevdiği yazar değildir. Hani herkesin çok bildiği bir yazar da değil o yüzden herhalde. Şu an tabii çok popüler. O da aslında tutunamayanlar da çok internette paylaşıldı falan. Ulrich evet, değil mi? Ulrich şeyleri falan çok görülüyordu bazı şeyleri ama şimdi Ulrich ne ya falan da diyor kitap okumuyor. Okumayınca oradaki paylaşımda bir Ulrich var dolaşıp duruyor ama kitabı okuyan insanlar Ulrich'in iki tane cümlesi var. Neden böyle olur Ulrich? İşte şundan o falan. Ne diyor bu falan diyebilirim ama kitabı okuduğu zaman ya Ulrich deyince böyle bir kalbi sızlıyor yani değil mi? Ya evet. Da böyle bir düşünüyor, bir hüzünleniyor yani. Ama kesinlikle. İşte o kitabı okuması ya Oğuz Atay'ın o ruhuna girmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şey bir yazar, kendisi acı çek, biraz da mazoşist bir yazar sanki böyle. Yani acı çekmeyi de seven bir yazar. Yani biraz kendi yaşamından izler var tabii. Bir de o şey var, beyin uğrundan ölüyor ya, kahramanında da o var. Ama böyle bir şeyden haberi yok onun. Evet. Yani böyle de bir şey var. Evet. Böyle bir hikayesi var. Oğuz Atay işte bilinç akışına göre modern roman olduğu için birdenbire anlaşılacak bir kitap değil. Belli bir seviye de gerektiriyor. Bazen ben lise öğrencilerinin elinde görüyorum. Yok daha erken falan diyorum. Sonra soruyorum. Hocam şimdilik bıraktım diyor. Ama üniversiteyi okuyacak birisi için o kitabı okumuş olmak gerekiyor. Okumadıysan eğer, çünkü oralarda çok dolaşıyor, onun eziklerini duymamak gerekir. Sofi'nin Dünyası ile ilgili de lisede bizde okumayın derlerdi bazen. Ben Sofi'nin Dünyası'nı lisede okuyordum. Ya şimdi okuma istersen anlamazsın demişlerdi mesela ama benim olmuyor. Felsefi yanı var ya, evet. Yani oralar zor gelebilir diye düşünebiliyor. Ama belli bir seviye olan kişi her kitabı okuyabilir. Ya biraz çok da hani sen şu yaşta bu kitap okunur, bu yaşta çok onu hemen ayırt etmem ama bazen de tabii şey korkmaması için değil mi? Yani siz aslında çok da haklısınız. Çünkü anlamadığı birkaç kitapla üst üste tanışırsa geldiği zaman atıverir. Sonra kitap okuma alışkanlığı bitecek. Kitap biter. Okumayacak. Diyecek ki kitap okumak böyle bir şey. Anlaşılmaz bir şey gibi evet. Diyecek. O yüzden okumaması gerekiyor. Kitap okumayla ilgili bir şey daha söylüyorum ben. Kitap fuarında bir genç geldi. Kitaplara bakıyor ama ben sana yardımcı olayım dedim.
Bana dedi ki, abi ben hiç kitap okumadım şimdiye kadar dedi. Ben o zaman sana iki tane bir kitap vereyim dedim. Bak bunları götür. Ben şu tarihler arası buradayım. Beğenmezsen kitapları geri getir dedim. Gelmedi. Yani böyle bir olay oldu. Şimdi kitap okumayla ilgili bu yükü sadece okullara ve öğretmenlere yüklememek gerekiyor. Şimdi velilerden biliyorum ben. Hocam bizim öğrenci, ben akşam artık emekli ayrıldım. Geldim Alanya'ya yerleştim. Artık tadını çıkaracağım. Benim çocuğum oturuyor benimle beraber televizyon izliyor. Dersine çalışmıyor diyor. Yani çocuğun varsa çalışma zamanında sen de eline bir kitap alacaksın. Öğrenci yani çocuğun ya ders çalışmak zorunda kalacak, televizyon kapalı çünkü. Ya da o da senin gibi eline kitap alacak, dersi yoksa onu okuyacak. Yani böyle güzel örnekleri onlara vermemiz gerekiyor. Yani çocuğuna kitap oku değil de beraber kitap okumamız beraber lazım. Kitap beraber. Siz istediğiniz kadar çocuğum evde git kitap oku dediniz. Ama evde sürekli televizyon açık, elinde hiç kitap yok. Kendin okumuyorsun. Yok. Evde kitap okuyan hiç kimse yok. Evet. O yüzden. O evde kitap okuyan olmaz başka. Ama evde kitap okunuyorsa bir şey söylemene gerek siz yok. Siz mi anlatmıştınız hocam bir öğretmen, veli, öğrenci sayesinde, öğretmenin tavsiye ettiği kitaplar sayesinde veli de kitap okuma alışkanlığı kazanıyor ve teşekkür ediyor değil mi size? Evet, öyle bir örneğimiz var. Şöyle, bana öğrencilerim dediler ki kitap önerir misin diye. Ben de onların seviyelerinde zorunlu değil ama 3 tane kitap önerdim. Don Kişot herkesin okuması gerekir. Hatta 3 defa okuması gereken bir kitap. Modern romanın dünyadaki ilk örneği. Çok da eğlenceli bir kitap. Kahramanı da çok sevimli. Onu önerdim. Bir bilim adamının romanını önerdim. Orada da matematiksiz bir yaşamın olmayacağıyla ilgili Mustafa İnan'ın yaşamı, biyografik roman. Bir de kendi kültürümüzü yansıtsın diye Dede Korkut öykülerini önerdim. Hatta öğrencinin bir tanesi dedi ki ben okumam etmem, yok okuyacaksın falan dedim. Geldi, o sırada da bir televizyonda bir dizi var. Gafur tipi var orada. Ya hocam dedi, aynı Gafur'a benziyor burada Don Kişot dedi. Yani öyle hoşuna gittiğini belirtiyor. Sonra ne oldu filan dedim. Annem dedi elimden kitabı aldı benim, senin yazılıların var, senin yazılarına çalışırken ben bu arada bu kitabı okuyayım diye. Sonra veli görüşmesinde geldi, hocam sizin önerdiğiniz kitapları biz de okumaya başladık diye. Birkaç velim bana bunu söyledi. Bu da güzel bir durum. Ya işte eve çocukla birlikte kitap gelmesi, velilerin de kitap okuması ya da veli, yani bu hep beraber yani velinin, hep öğrenci ve hep beraber bir zincir aslında değil mi? Bu zinciri beraber oluşturmak gerekiyor gerçekten. Bu yüzden çünkü kitap hani bir yine bir filmde geçiyordu galiba replik. Çok sevdiğim bir replik benim. Neden kitap okuyorum, kitap okumuyorum ki, eksikliğini hiç hissetmiyorum kitap okumamanın diyor. Ama karşısındaki diyor ki biz hissediyoruz ama kitabı, yani bu eksikliği biz hissediyoruz diyor. Bu replik ben çok hoşuma gitmişti. Her yer böyle kitapla ilgili bir şey olduğu zaman söylüyorum. Gerçekten zaten kitap okumayan zaten niye okuyorsunuz ki ya, neden kitap okuyayım ki diye. Bu eksikliği zaten yani çünkü bu bilinç düzeyine zaten erişmemiştir. Bu yüzden de erişmemiştir. O yüzden okuması gerekiyor ki yanındaki insanlar da o eksikliği gör. Yani zaten o eksikliği çünkü okumadıkça hissetmeyecek. Yanındakiler hissetmesin değil mi hocam? Kesinlikle. Bir de kitap okumayla ilgili bir cümle kurmak zorundayım. Hakkını vermem gerekir. Ben Fevzi Alaaddinoğlu Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çok mutluyum. Çünkü orada kitap okuyan bir kitle var. Kitap okuyan kitleyi de belirteceğim. Öbür arkadaşlar alınabilir. Evet. Kadın öğretmenler çok kitap okuyorlar. Kitap alıyorlar, birbiriyle değişiyorlar, benden istiyorlar. Yani ben başka bir okulda görmedim. Bunu da burada belirtiyorum. Çok güzel. Kadın öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz o zaman. Hocam bir habere geçeyim ben. Olur. Tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anket sonucuna göre oy oranını %50.6'dan %54.1'e yükseltti. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız diyerek ittifak adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde Antalyalıların tercihiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nde yaptırdığı memnuniyet anketine göre oylarını arttırdı. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre 31 Mart yerel seçimlerini baz alınarak
Belediye başkanlarının destek oranını ölçmek için yapılan araştırmada Başkan Böcek oy oranını 50.6'dan 54.1'e yükseltti. CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performans değerlendirmesinin yapıldığı ankete göre oyunu yükselten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de anket sonuçlarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Böcek, kimseyi ötekileştirmeden oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir Antalya bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek 31 Mart gecesi de söylemiştim. Demokrasi kazandı. Antalya kazandı demiştim. 31 Mart gecesinin hemen ardından kolları sıvadık ve Antalya'ya hizmet için düğmeye bastık. Doğup büyüdüğüm bu kente hizmet etmek aşkıyla yola çıktım. Antalya bizim her şeyimiz dedi. Gelsin mi alacağız? Gel. Evet başkanım. Bunlar sanatçı kardeşlerim benim. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için yola çıktıklarını, geçmişte bir hesaplaşma içine girmeden Antalya'ya hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Böcek, hizmetlerimizin takdir görmesi, halkımızın güvenini almak çok önemli ve mutluluk verici. Antalya'mızı Antalyalılarla birlikte yönetmeye, tüm ekibimle mesai gözetmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bize inandığınız, desteklediğiniz, güvendiğiniz için teşekkürler Antalya'm dedi. Evet hocam. Tekrar kaldığımız yerden devam edersek, hatta şu şiire biraz derin girelim diyorum ben bile. Şiirden bahsedelim. Çok güzel şiirler yazıyorsunuz. Şiire şöyle başlayalım. Benim bir şiirimi sen oku. Tamam. Birini ben okuyayım. Tamam. Siz dergide de yazıyorsunuz. Bu dergiden de biraz sonra o zaman bahsedelim. Güncel Sanat diye bir almak isteyen olursa ben göstermek istiyorum. Güncel Sanat, Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi. Temin edebilirler. Herhalde. Abonelik sistemine göre yurt dışına de gidiyor. Evet. 1000 falan bastığı oluyor. Evet, bayağı yani. Bu kitabı bence abone olun, temin etmeye çalışın. İçinde çok güzel yazarlar. Şöyle göstereyim. Çok iyi şiirler, yazılar var. Nedense bir eğri duruyor. Tamam. Evet hocam. Zühd Ulukapı da burada yazarlardan birisi. Ali Koca da orada yazıyor. Nuri Çelebi orada yazıyor. Öğrencimiz Cemre Karayen orada yazıyor. Hep bir Alanya'dan çok iyi yazarlarımız var içinde. O zaman siz mi başlarsınız hocam? Ben mi başlayayım? Önce sen oku istersen. Ya hazırlık da yapmamıştık ama sizin yanınızda şimdi utanırım da ben biraz ama neyse. Yok, gayet güzel okuyorsun. Zindan Kale şiirleri. Çingene yaşamımda hiçbir şeyin özlemini duymuyorum. Pişmanlık da. Bazen boşa geçen zamanlarım oldu. Bugünüm değerli ise bundandır. Her istediğim de olsun istemiyorum. Sonsuz sadece zamandır. Kurulan düşlerdeysen eğer habersiz, sen hiç olmadığındandır. Belki de bir şeyin yerine konmadığındandır. Ne güzel hocam. Çok güzel, çok güzel yazmışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi, evet, bir şiir de sizden alalım. Şimdi ben Ali Koca'ya armağan ettim, şiiri okuyacağım. Çok beğendim o şiiri. Çok güzel bir şiir. Kıskandım yani, dostun dostu yazabildiğini, güzel bir şiir dedim. Bunun da hikayesi var. Ben şiir yazıyorum. İşte Ali Koca bana kapalı olarak toplumsal içerikli bir şiir yaz demek istedi diye anladım ben. Hı hı. Bu şiiri yazdım, gönderdim. Bu şiiri sana armağan ediyorum dedim. Okuyorum. Hoş geldin Ali Koca'ya. Düşler ülkesinin peri kızısın. Hoş geldin minik kız, güzel kız. Söz verdik sana, güzelleşecek dünya. Sözümüzde duramazsak, söylediklerimizi yapamazsak çok utanırız senden. Gerçekten çok güzel. Şiir yazarken hep söylüyorum, İlham böyle mesela o şiir yazarken yani nasıl bir ruh haliyle yazıyorsunuz hocam? Mesela Ali Koca dedi diye yazılmaz tabii ki. Sizin de içinizden o şey nasıl geliyor? Şimdi şöyle şiir, örneğin ben nasıl yazıyorum? Yaşanmışlıklarım var tabii ki. Bana diyorlar ki bu kitabı bir ayda mı yazdın diye. Ben de diyorum ki 60 yıl bir ayda yazdım. Evet. Çünkü bunlar birikiyor. Sonra bir film izliyorsunuz, bir çağrışım yapıyor. Evet. Oradan bir iki dize. Kitap okuyorsunuz, daha çok kitap okurken oluyor. Çağrışım yapıyor ve o anda yazarsanız yazıyorsunuz. Sonra yazarım dediğiniz zaman aynı rüyadaki gibi oluyor. Evet. Hani rüyayı görüyorsunuz, sabah hatırlamıyorsunuz ya. Her şey gidiyor. Şiir böyle bir şey. Şiir yani her şeye rağmen şiir yazmak isteyen insanlar olabilir. Öğrenciler de olabilir, gençler olabilir.
Yani onlara ne tavsiye ederim? Aklınıza gelen günlük tut, ya yani akıllarına gelen her kelimeyi, her cümleyi hemen böyle bir telefon not defterine falan yazmalılar. Öyle de, yazmalılar mı? Tabii aklına geleni not almalı. Yani zaten bizim sorunumuz, ben okulda da bunun üzerinde çok duruyorum. Yani dinliyoruz, karşımızdakini de nasıl dinliyoruz? Dinlediklerimizden ne kalıyor? Not alarak dinleme, bunun üzerinde çok duruyorum, bunu bilmiyorlar. Ve de çok önemli. Markete bile, aynı markete 2-3 defa gitmek zorunda kalıyoruz. Halbuki not alsak bir defa gideceğiz. Evet. Yani orada bile çok önemli. Şimdi şöyle, o bazıları diyor ki ben yazamıyorum. Birinci cümleyi yazamıyorum ama ondan sonrasını yazabileceğim. Bütün iş birinci cümlede diyor. Ben de diyorum ki birinci cümlenin yerini boş bırak, gerisini yaz sonra tamamla diyorum. O mazeret değil aslında. Evet. Bir de yazmaya başladığımız zaman, özür dilerim. Yazmaya başladığımız zaman şöyle bir şey, aklımız, tasarladığımız bir şey var, yazacağız. Onu yazıyoruz, ondan sonra kalemimizi denetleyemiyoruz. Kalem kendiliğinden yazmaya başlıyor, evet, gibi oluyor. İşte bunu yakalamak gerekiyor. Ama yazmak için birikim şart. Birikimde de yaşanmışlıklar var, görmüşlükler var, seyrettiklerim işte, o da görmüşlük oluyor. Ve kitap okumadan olmaz. Yani bunları yapmadan yazmamız mümkün değil. Siz yazmak deyince, öğrencileri yazmak için tekrar şiire döneceğiz. Siz programın sonuna doğru da sizden bir şiir isteyeceğim ama şiir işin çok en güzel tarafı gerçekten bence. Sizin hemen şu kitabınızdan alabilirsem bahsetmek istiyorum. Öğrencileriniz de okumak kadar yazmaya da teşvik ediyorsunuz. Bu yüzden çok güzel bir projeniz var. Bu projeden hemen bahsetmek istiyorum ben. Kedi Öyküleri. Şöyle göstereyim bu kitabı da, yine temin edebilirler. Tabii. Dün ben şiirinizi paylaştığımız zaman hocam, hocaların, öğrencilerinizden size çokça selam ve nereden bulabilirim bu kitabı diye söylediler, sordular bana gerçekten hemen. İnternet satış noktalarından bulabilirler. Burada Çınar Kitap Evi'nde var, Angora'da var. Hepsi yok da yeni kitaplar var. Talep olursa onu, yani isterlerse öbürlerini de koyarım. Daha sonra akademiye de bırakacağım. Biraz kitap bırakacağım. Konuştuk o zaman, zaten. Tamam. Oralardan alabilirim. Alanya'daki kırtasiyelerin birçoğundan bulabilirsiniz diye diyelim. Burada çok güzel bir proje. Sizin lise öğrencilerinizden, evet, öğrencileriniz, bu kitabın içindeki bütün o küçük öykülerin hepsi lise öğrencileri tarafından yazıldı. Kendilerine bir empati duygusu onlarda geliştirmek istediniz ve kendilerini, bu lise öğrencileri, birer kedi olarak görerek bu kitabı yazdılar. Yani öyküler yazdılar. Kedi olsaydım, durun ve düşünün bir gün. Hani siz bu sokakta ya da evde bir yerlerdeki o kediler, bir sürü kedi var etrafta. O kedilerden biri olsaydınız ne düşünürdünüz? Evet, ne duyardınız? Ruhuma girmek ne duyardınız? Bu soruyu sordunuz değil mi hocam? Evet. Nasıl şimdi oldu? O şöyle oldu. Ben betimleyici ve öyküleyici anlatımı anlattım. Uygulama yaptırmam gerekiyor öğrencilere. Çünkü uygulama yaptırmadığın zaman pekişmiyor konu. Ne yaptırayım derken, o arada yine ben bir edebiyat dergisi okuyordum. Dersim boştu. Orada yazar kendisini kedinin yerine koymuş. Ben düşündüm, bunu öğrencilerime yaptırabilir miyim diye. Dedim bir deneyin bakayım, yapabilirler herhalde dedim. Yapamazlarsa konuyu değiştiririm, evet, diye. Öyküyü okudum, hepsi beğendiler. Yani ben onu hissediyorum zaten. Dedim, beğenmek yetmiyor, bu uygulamayı yapacağız. Ya yaparız, yapamayız, bir de ben yapamam, edemem diyenler en iyi öyküyü yazarlar. Bu her zaman öyle olmuştur. 30 kişilik bir sınıftan 20 tane güzel öykü çıktı. Çok iyi. Hemen ben bunu kitaplaştırabilir miyim diye görüştüm, Milli Eğitim Müdürü'ne kadar gittim, Hüseyin Bey'e kadar. Zaten o da destek verdi. Kitap biçimine getirdik ama çok uğraştık. Biz bu kitabı yazarken bize oyun gibi geldi. Ama geri dönüşlerinden biz çok önemli bir şey, iş yaptığımızı anladık. Bu kitap çok tanıtıldı. Sanıyorum tekrar basılacak. Şimdi şey hocam, zaten kitabın ön sözünde Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er'in, yine sizin okul olduğu için Feyzi Alaaddin Oğul Lisesi'nin müdürünün de yazıları var. Kitap okuduğunuz zaman kitapta şey, böyle ne kadar aslında her zaman belki düşün, o çokluk olduğu için tabii ki şey oluyor.
Kör bir kedi var, işte ev kedisi var, sokak kedisi var. Koşar. Aşık olan kedi var. Aşık olan kedi var. Ne kadar çok kedi, işte sahilde kedi var, aç kedi var. Şey böyle, bu insanlar beni hiç anlamaz ki falan diyen kediler. Hı-hı. Hani ne kadar bir öğrencinin ama bir lise öğrencisinin bu kadar yani bu kadar güzel empati yapması, bir de kedinin bir kediye bakıp bunları düşünmesi çok güzel. Bunu düşünen, biz şimdi hep hayvan sevgisinden konuşuyoruz. Kendisini kedinin yerine koyup bana acı çektirdi bu insanlar cümlesini kurabilen, bana işte iyi bakmadılar, beni gönderdiler evden ve benim kalbim çok kırıldı diyen bir çocuk nasıl hayvanlara, değil mi, zarar verebilir? Kesinlikle. Ya karıncaya bile zarar vermez bu cümleyi kurabilen bir çocuk. Vermez tabii, elbette. Sonra empati yaptığı zaman iş çözümleniyor zaten. Evet. Yani buradaki 55 öğrenci, 55 öykü, bu öğrenciler çok mutlu oldular. Onlar beni kahraman yerine koydular. Ben bir şey yapmadım ki, sadece yönlendirdim. Asıl kahraman buradaki 55 tane öğrencimiz. Ya ama siz işte ellerinden tutması da çok değerli hocam. Ama benim işim bu ya zaten. İşte. Yani ben artı bir şey yapmadım. Ben işimi yaptım. Hı-hı. Fazlasını onlar yaptılar. Hayallerini çalıştırdılar. İşte evin kedisi, zengin bir evin kedisi, çöplüğün kedisi, bahçenin kedisi. Evet. Onun yerine koymak, onun duygularını yaşamak, bunu kağıda dökmek çok da kolay değil. Ustalarla yarışacak öyküler var. Kendi seviyelerinde öyküler de var. Yani sonuç olarak güzel bir kitap oldu. Çok güzel bir kitap olmuş gerçekten. Onlara bence yaptığınız şey çok kıymetli. Çünkü en değerli şey, bizim aslında eğitimden en büyük beklentimiz bu. Çocukların hayal gücünü çalıştırmaya yönelik şeyler. Evet. Hani klasik motomot ezberci eğitimden ziyade kitap oku, şunu yap, bunu yap gibi, sadece yap, et, otur, kalk, hani şu ödevi yap, şunu 10 kere yaz, bunu 5 kere yazdan ziyade bir şey üretmeye teşvik etmek, evet, çocuklara. Kendini ifade etmek diye bir şey var ya, evet, son zamanlarda. Yani kendini anlatmak çok önemli bir şey. Herkesin kolayca yapabileceği bir şey. Yani çocuklara hayal kurabilecekleri bir alan yaratılması, hı-hı, üretebilecekleri bir alan yaratılması, kendi olabilecekleri bir alan yaratılması, yeteneklerini keşfedilmesi için belki de gerçekten hiç yazar olmayı bile düşünmüyor. Yazar ol aslında çok dahi, yani bir yazar zekası var çocukta ama bunun farkında yazmadan, nasıl yazmadan farkında olacak? Kesinlikle. Belki de bu sayede burada bir öyküsü o kadar çok beğenildi ve sen yazar olmalısın diyecek ya da ve yazmak çok hoşuna gitti. Bir tane öykü yazdı. Yazmak ne kadar güzel bir duygumuş dedi. Evet. Yazdıkça yazıyor bu çocuk. Belki gelecekte Nobel Edebiyat Ödülü'nü o çocuk alacak. Bilemeyiz gerçekten. Çok güzel bir yol açmışsınız bu şeyle, kitapla. Onunla ilgili panel de düzenledik. Şöyle göstereyim, evet, tamam, ben. Şöyle gösterelim. Konuşmacılarımız mesela Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz, hı-hı, ben, 3 tane de öğrenci. Şimdi bu 3 öğrenci Milli Eğitim Müdürüyle, okul müdürüyle panelde konuşmacı oldu. Yani biz bunların, hı-hı, yaşamına dokunduk. Bunlar unutabilirler mi bunu? Mümkün değil, unutmazlar. Evet, 12 Ocak'ta Alanya Kültür Merkezi'nde 11 ile 1 arasında gerçekleşti. Evet. Gerçekleşti. Hı-hı. Hatta geçen Milli Eğitim Müdürümüz bu türlü etkinlikleri çoğaltalım falan, evet, dedi. Evet, bunu o zaman tekrarını yaparsınız diye düşünüyorum. Yani yapabiliriz tabii ki. Yani kitap okumayla ilgili bir panel daha yapabiliriz. Evet. Veya başka konuda kitapla ilgili yapılabilir. Şey, bu empatiyle ilgili de hocam diyorum. Çocukları başka şeylerle de kendilerine empati yaptırabilirsiniz değil mi? Onunla ilgili de. Tam ben onu söyleyecektim. Evet. Biraz şimdi önce söylemiştiniz. İkinci projemiz var bizim. Bu kitaba benzer. Hı hı. O projede de öğrencilerimiz kendilerini kedinin yerine koymadılar da Alanya'nın yerine koydular. Yine Alanya'yı sevdirmek, tanıtmak, çevre bilinci oluşturmak için yaptık biz bunu. Yani nasıl Alanya'nın yerine koydu? Bir tanesi Alanya'nın kalesi oldu, bir tanesi Kızıl Kule oldu, bir tanesi Deniz Feneri oldu, Damlataş'ta bir balık oldu, iki balık oldu, dim çayı olanlar var. Ay. Bu dosyanın büyük bölümünü tamamladım ben. Çok da güzel yazılar var. Tabii bu bizim çıraklık deneyimimiz olduğu için o biraz ustalık gibi olacak. Yani ondan beklentim biraz daha yüksek benim. Böyle bir projemiz var. Yalnız bu projeyi gerçekleştirdiğimizde biz okul olarak kitabı basmaya basabiliyoruz. Tabii ki de sınırlı sayıda basabiliyoruz. Sınırlı sayıda okuyucuya ulaşabiliyoruz. Yani bir sponsor bulabilirsek, kitabımız çok basılırsa, çok okuyucuya ulaşırsa, yani burada 55 yazarımız vardı, öğrenci yazarımız. Orada belki 60 tane olacak. Yani bu 60 tane
öykücümüzün elinden tutmuş, yaptığı işi iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Aynı zamanda okumayı da özendirir, yazmaya özendireceğiz. Bir kere bence Alanya ile ilgili harika bir tanıtım olayı da olmuş olacak. Çünkü dediğiniz gibi hep Alanya'da ne var? Belki de ne sadece deniz, kum, güneş, Kızılkule değil. Dediğiniz gibi bizim hayal edemediğimiz çocuk geçerken orada belki bir mahallesinde bir çeşme var. Farklı turistlerin ya birilerinin uğradığı, farklı insanların uğradığı. Dediğiniz gibi bir sarkıt var denize giderken orada deniz kenarında bir taş var. Farklı farklı tarihi yerler var. Bunun bir tarihi caminin kapısı olacak belki çocuk. Yani bizim belki hayal hani hiçbir zaman çok da farkında olmadığımız hani tanıtırken Alanya dendiği zaman çok da fazla aklımıza gelmeyen ama aslında Alanya için gizli de çok değerli olan birçok şey yerine koyacaklar ve bu sayede Alanya'nın birçok yönünü tanıtmış olacaklar. Hepsi birer Alanya organı bunlar aslında değil mi? Kimisi kılcal damar, kimisi kalp, kimisi ciğer ama hepsi bir Alanya organı. Kesinlikle. Hepsi bir araya geldiği zaman Alanya olmuş olur. Hepsi bir araya bütünleştiği zaman Alanya olacak ama burada da şey olacaktır muhtemelen. Çok mutlu, belki Alanya'da isimleri çok mutlu ama belki o tarihi kalenin kapısı mutsuz. Değil mi? Evet. Hani? Mutsuzluğunu mesela yabancı turistle ve yerli turistle konuşuyor. Evet. Yani o kadar ipucunu vereyim. Mesela kale bir orada birileriyle konuşuyor. Mutsuzluğunu anlatıyor, mutluluğunu anlatıyor, beklentisini anlatıyor. Yani o kadarını söyleyeyim. Kitabın şeyini. Çok tadını... iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle de ben yetkililerin bu konuda duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de bekliyorum. Evet. Yani sizin çünkü bu hani yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır da diyebiliriz. Teşekkür ederim. Bu zaten yeterince güzel. Bunu empati yeteneği, bunu Alanya üzerinden olması çok güzel. Kesinlikle desteklenmeyi diye düşünüyorum. Hocam diğer kitaplarınızdan da bahsedelim biraz istiyorum. Şimdi ben şiirden gerekli ilgiyi göremeyince gördüm aslında da tam bana yetmedi. Denemeye yöneldim. Deneme biliyorsunuz şiirsel bir yanı da var. Ben merkezi etrafında dönen öznel yargılar. Yani sevgiyi ben nasıl düşünmüşüm? Ölüm bana neyi çağrıştırmış? Anı yaşamak. Sevgi nefret ilişkisi mesela başlıkta. Renklerin dili diye bir metin var mesela burada. Bunlar benim öznel yargılarım. Ben merkezli. Şiirsel de bir dili var. İşte şairin böyle bir şey yazması şiire benziyor gibi olmasını da sağlar. Hani şiiri seven bunu da sever. Hatta deneme deyince bilinmeyebilir. Bu kitap matbaada basılırken oradaki işçi bana dedi ki hocam dedi bu kitabın dedi neden denemesini basıyorsunuz da gerçeğini yani o deneme deyince bunun taslağı zannetti. Ben oradaki işçiye denemenin bir tür olduğunu orada anlattım. Tamam. 1-2-3 deneme gibi. Evet, evet, evet. Yani öyle, deniyoruz zannediyor. Neden deniyorsunuz da aslını basmadınız yani taslağı niye basıyorsunuz? Öyle bir anısı var onun da. Evet. Hocam bir habere geçelim. Tabii. Tamam tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Nüfus cüzdanlarının yenilenme süresinin yıl sonunda biteceği yönünde çıkan söylenti ve asılsız haberler sonucu Alanya Nüfus Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer ise sürenin dolmadığını, panik yapılmaması gerektiğini izah etmeye çalışıyor. Nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı söylentilerine inananlar, Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor. Ancak ehliyetler 2020 Aralık, kimliklerse 2023 yılına kadar yenilenebilecek. Tüm vatandaşların çok sayıda kolaylık ve imkanın sunulduğu yeni kimlik kartlarına belirlenen süre zarfında geçiş yapması sağlanacak. Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için de mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği bilgisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Alanya Posta TV vatandaşa yeni il hayallerini sordu.
Kimi vatandaş büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. Kimi ise milli piyangonun önemi olmadığını söyledi. Büyük ikramiye bana çıkarsa bağış yaparım diyenler de oldu. Alanya Posta TV vatandaşa 2020'den beklentilerini sordu. Sağlık, mutluluk, huzur dileyenler büyük ikramiye çıkarsa ne yapacağını da düşünmeye başlamıştı. Milli piyango bileti alan kadar almayan da vardı, kendisine çıkmayacağını düşünen de. İşte vatandaşın yeni yıl ve büyük ikramiye hayalleri. Vallahi yeni yılla beklentilerim asgari ücrette devlet olarak insanların geçinebileceği düzeyde bir asgari ücret gelmesini isterim. Bir de ya biz toplum olarak Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesini istiyoruz. Ben de bunlardan biriyim, bir bireyim. Kendi adıma konuşuyorum ama ben arkadaş çevreme ve komşularıma sorduğum zaman kimse Suriyelileri istemiyor. Zaten biz Türkiye olarak enflasyonda şu an kötü durumdayız. Yani bunu kimse geçinemeyecek durumda. Yani 2020 lira. Yani bana bir hafta önce elektrik parası geldi. Mesela benim durumum iyi ki ev kendime ait olduğu halde yani 150 lira elektrik parası geliyor. Eşin ve çocuklarında da birer tane telefon var. Bunlarda 150 lira telefon faturası gelse düşünün yani. Pazara gidiyorsunuz, salatalık olmuş, patlıcan olmuş 5 lira. Domates olmuş 5 lira. Bu insanlar bununla nasıl geçinecek? Yani ben bu sorunun hangi kim gelse de yani insanların duyarlı olmasını bekliyorum. Yani herkes zenginler zengin oluyor, fakirler fakirliğe devam ediyor. Daha da fakirleşiyoruz. Yani bu faturalara %15, %20 zam geliyor. Ama asgari ücrete geldiği zaman %3, %5. Yeni yılla ilgili beklentilerimiz hani aslında çok bir şey yok. Geçen senekinin aynısı yani. Çok iyi şeyler bekleyemeyiz. Yani ekonominin durumundan dolayı. Ama inşallah hani güzel şeyler olur. Daha güzel bir yıl olur. Daha huzurlu, daha barış dolu. Daha iş hayatında işte insanlar intihar etmediği, ne bileyim sıkıntılar çekmediği, ailevi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar çekmediği güzel bir şey olur inşallah. Önce sağlık. Sonra çocuklarımla hepsi bir arada olması. Bir de gelir düzeyimiz, satışımız, turistimizin çok gelmesi. Bütün olduğu gibi Mehmetçik Parkı'na verirdim. Aşk, mutluluk, sağlık, huzur. Tabii ki de bir tane minik bir araba istiyorum. Çok güzel yıl olsun. Yani bu yıl tamamen Oğlak Burcu'nun yılıymış. Yani benim yılım olsun. Her şey mükemmel olsun. O ikramiye eğer bana çıkarsa Alanya'ya çok büyük bir spor kompleksi kurdurmayı düşünürdüm. Yani Alanya tamamen gençlerin olmasını isterdim. Böyle bir güzel bir mekan olabilirdi. Etmek isterim. Onu da konuşalım. Evet hocam, biz yine devam edelim. Denemede kalmıştık değil mi? Bir deneme örneği verelim. Ilgili, evet. Bir oradan bir küçük bir şeyi bizimle paylaşacaktınız. Okumayla ilgili bir deneme. Hı hı. En büyük varsıllık yani zenginlik. Hı hı. Kitap tüm zamanların en iyi arkadaşı. Hep cömert. Verdikleriyle yaşamımızı değiştiren, iyileştiren. Her okuduğumuz kitap iç dünyamıza armağan. Bizi onun kadar hiçbir şey zenginleştiremez. Bu vefalı dostumuzu sevmemek elde mi? Yaşlanmaktan korkmuyorum. Yaşlanıp da kitap okuyamamaktan korkuyorum. Çok yani. Güzel. Bazı şeyler varken kıymetini bilmiyoruz. Gerçekten okuyamamaktan dediği zaman. Sesli kitaplar, görme engelli arkadaşlarım vardı. Kitap okumayan. Bunlar için sesli kitap okumaya çalışıyorduk biz de. Zaten sesli kitaplar var. Hı hı. Bunlar için sesli kitap kütüphaneleri var. Bir şeyler yapmaya çalışılıyor gerçekten güzel. Okumamaktan korkuyorum. Tabii yaşlanınca gözlerimiz şimdiki kadar iyi görmüyor. O zaman okuyamıyoruz. O bize şu cümleyi kurduğunda çok üzüldüm. Yani çok kendime çok kızmıştım. Ne güzel, hani üşeniyoruz hani kitap. Şu kitap, elimde kitap var işte ne zamandır elinde bitiremedim diye böyle dolaşıyoruz. Diyor ki ya nasıl ya kitap, ya bu gözler nasıl kitap okumazsın? Yani gerçekten bu cümle çok ağır bir cümle. Evet. Gerçekten çok ağır bir cümle. Gören gözlerle işe yarar bir şey yapamamak, sadece görmeyen birisi, gözleri görmeyen birisi bunun kıymetini biliyor. Yani
bizde ait olan, var olan bir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Evet, öyle bir şey var tabii. Gerçekten bilmiyoruz. Ne zaman ki kaybettik, o zaman okumak isteyeceğiz belki büyüteçle. Hani bir şeylerle. Bazen görüyorum zaten bazı kişiler böyle büyüteçle falan okuyor. Varken neden bu kadar nankörleşiyoruz? Kendi organlarımıza karşı bile ya da kendimize karşı. Çok üzücü bir durumdu gerçekten. O yüzden yani gerçekten şey yapmamız gerekiyor. Varken, bir şeyler bizde varken kıymetini bilip güzel yerlerde, güzel yerlere bakalım ve güzel şeyler okuyalım, değil mi? Bunun değerini bilenler var tabi, onları ayıralım. Nasıl? Yani gözünün... Evet, yani işte onlar okuyor. Ayrı bir şey. Tabi işte bilenler ve bilmeyenler olarak ben bilmeyenler açısından söylüyorum. Kitap okumayı ben okumamayı sadece gözle ilgili değil de benim bir hocam vardı, ziyaret ettim, üniversite hocam. Alzheimer olmuş. Hocam kitap okuyor musun dedim. Zaten Alzheimer bir sorduğunu soruyor, beni hatırlamıyor, sen kimsin diyor. Kitap okumuyorum diyor. Kitap okumamak öyle şeylerle de ilgili biraz. Evet, yani Alzheimer'a da çok iyi geldi söylüyor değil mi? İyi kitap geliyor okumak, ama kitap yazmak. Belli bir evreye geçtikten sonra zaten hiçbir şey aklında tutamıyor, okuyamıyor, edemiyor. Aslında Alzheimer hastası yaşıyorken bizle vedalaşmış oluyor. Yani yaşıyor ama aslında yaşamıyor. Yani evet, geri dönüşü de yok. Kitap okumak ama hafızamızı güçlendiriyor. Tabii işte onu söylüyorum. Evet. Olmadan önce bol bol kitap okursak birçok öyle hastalığa yakalanmamız için de iyi bir şey oluyor. Aslında sağlık açısından da dolayısıyla iyi olmuş oluyor. Şimdi biz hangi kitaplarımızdan bahsettik hocam? Şimdi şu kitabımız ilk öğretim için bu antoloji. Hı-hı. Burada benim iki tane öyküm var. Hı-hı. Yani bu ilk öğretim öğrencilerine. Kuşun? Evet, kuşun kanadından. Önceki basımlarda yokum, üçüncü basımda ben de varım bu kitapta. İki öyküm. Antoloji demek, seçki demektir. Yani hikaye antolojisi ise eğer, hikayelerden seçki, şiir antolojisi ise eğer, şiirden seçki demek. Onu da pek bilemiyorlar, antoloji nedir ya? Seçki. Şimdi benim en son kitabım İlk Gençlik Öyküleri. Bu kolay okunan bir kitap yazdım ben. Buradaki yazdığım öykülerin %70'i, 80'i gerçek. Minimal öykü örnekleri bunlar. Bu kitap çıkalı 2 ay oldu. Geri dönüşleri çok iyi. Bu iki kitapta aradığımı buldum mesela. Kedi öyküleriyle ilk gençlik öyküleri. Yani uğraştığıma değdi. Böyle olduğu zaman kişinin tekrar kitap yazası geliyor. Ama ilgi görmediği zaman fırlatıp atası geliyor. Böyle de bir şey var yani. Ama ilgi görsün ya da görmesin. O yazmak içten gelen bir dürtü olduğu için biz biraz önce söylediğiniz örnekte de olduğu gibi hani bir daha yazmayacağım demiş ama hani ne kadar yazmayacağım derseniz deyin ya da yani gerekli sizin verdiğiniz uğraşın değeri bilinmese de evet bir kırgınlık küskünlük olsa da yine de dayanamaz yazarsınız. Tabii ki yani neden yazar yani bir aydın olma görev ve sorumluluğu var. Hı hı. Ben yazmayacağım kitabım okunmuyor diyemezsin, yine yazacaksın. Yayınlansın, yayınlanmasın, orada dursun. Yani sorumluluktan kaçamayız. Yazmamız gerekiyorsa yazacağız yani. Burada da yine size ait öyküler var. Bu son şeyinizi okuyun. Bisiklet diye bir şey. Yani çocuklukken yaşadığınız şeyler tabii bisiklet her kişinin değil mi? Önemli. İlk gençlik olunca hayatında bisiklet, önemlidir. Evet, ilk gençlikte çok önemli. Onun hayali önemli. Hı hı. Ona uygun bir kısa şiir var. Kitabın ruhuna uygun düşer diye onu oraya yazdım. Hı hı. Hatta onunla ilgili geri dönüşler de var. Beğendiklerini söylüyorlar. Evet. Bu kitabı okuyup da beni telefonla arayan, zaten adresim, mail adresim, telefonum da var. Çok var. Hikayeyle ilgili cümlelerini dinliyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani yazdığıma değmiş oluyor. Peki hocam, bu yazmak isteyen insanlara, kişilere belli bir yaş sınırlaması bu. Bir insan 40 yaşından sonra da çok yazar var, yazmaya başlayan. Çocukken, 16 yaşında da yazıyor. Böyle daha çocukken de kitapları çıkmış olabiliyor. Yazmak isteyen bir insana neler tavsiye edersiniz? Yazmak isteyen insana, bir kere bütün insanlara ben şunu öneririm. Bizim en önemli şeyimiz iç dünyamız, psikolojimiz. Bunun düzgün çalışması gerekir. Bunun da yani bizim kendimizin yapacağı bir şey var, günlük yazmak. Yalnız onu da sınırlayayım ben.
Ben öğrencilerime günlük yaz dediğim zaman işte sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, kahve. Günlük bu değil bu. Günlük örneğin ne oldu? O gün bizim yaşamımızda mutlu veya mutsuz olacağımız, iş dünyamızı etkileyen duygu ve düşünceleri yazdığımız zaman günlük olmuş oluyor. Yoksa o standart şeyler yazdığımız zaman günlük olmuyor. Aynı zamanda bilinçaltına kayıp gidecek olan şeyi elinden tutup çıkarıyoruz. Zaten bilinçaltında giderse sorun olur. Bilinçaltından çıkardığın zaman sorun olmaktan kurtulur. Günlük yazmalıyız. Günlük yazmak eğer bizim içimizde yazma yeteneği varsa, isteği varsa, bunu da yapabiliyorsak bunu gün yüzüne çıkarır. Ve o şekilde yani ona dokunmuş oluruz. Kendi kendine dokunmuş olur. Evet. O yönünü kendi çıkarır. Sait Ağa'nın bir öyküsü var. Sinarit Baba diye. Orada balığı kişileştirmiş. Ve insanları tahlil ediyor. İnsanlar diyor bazı özelliklerini denememişler, sınamamışlar diyor yani. Orada da işte mesela şöyle söyleyeyim ben. İnsan olmalıyız diyoruz da biz ne kadar insanız, ne kadar değiliz, bunu sınadık mı? Bununla ilgili bir şey yaşadık mı? Yaşarken ne oldu kazanımımız? Yani İnsan olmanın ne olduğu ile ilgili bir düşüncemiz var mı? Tabii, sınanmak lazım. Yani yazarlığını bir sınayacaksın. Yazar mısın, değil misin? Cimriliğini sınayacaksın. Sen cimri misin, değil misin? Veya savurgan mısın? Veyahut da insan mısın? Yardımsever misin? Bunları sınamadan bilemiyoruz. Hatta bazı özelliklerimizi sınamadan ölüp gittiğimiz bile olabilir. Bu Sinarit Baba bunu anlatır. Müthiş bir öyküdür. Okumanızı öneririm. Sait Faik de Türk öykücülüğünün usta yazarlarındandır. Katkısı büyüktür. Modern öykünün kurucusudur. Sait Faik okumadan olmaz. Zaten onun hikayelerinin de ana düşüncesi bir insanı sevmekle başlar her şey sözündedir. Yani sevgiyle ilgili eksiğimiz varsa Sait Faik, Yunus Emre, Mevlana gibi yazar ve şairlere giderek bu eksikliğimizi oradan tamamlayabiliriz. Bakış açımızı ve her şeyimizi değiştiriyor değil mi? Bir cümle bizim ve ruhumuz için bambaşka yerlere bizi götürebiliyor gerçekten. Kesinlikle. Hani o çok önemli bir şey. Bir habere geçelim, sonra zaten toparlayacağız hocam. Kışın kendini hissettirmesiyle üretici fiyatları geçen aylara göre nispeten yükselmesinin mutluluğunu yaşıyor. Hal Derneği Başkanı Adem Kaya şu an çiftçi zarar etmekten kurtuldu dedi. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, yazlık sebze üretiminin sona ermesiyle örtü altı üreticilerin zarar etmekten kurtulduğunu söyledi. Öncelikle hava muhalefetinden ve afetten dolayı zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunmak isterim. Havaların serinlemesiyle, soğumasıyla açık ürünler bitti. Örtü altı zepseler fiyatları olması gereken seviyelere ulaştı. Şimdiden sonra biraz daha yükselir. Daha iyi fiyatlar görürüz önümüzdeki günlerde. Kaya, sebze ve narenciyenin günlük hal fiyatına ilişkin de bilgi verdi. Salatalık 2 lira 80 kuruş, patlıcan 3 lira 20 kuruş, domates 3 lira, narenciye limon 2,5 lira 3 lira arasında satılıyor. Portakal ise 1 lira, mandalina 1,5 lira. Bunlar zarar ediyor. Lahanalar 1 lira, karnabaharlar 2 lira, brokoliler 3 lira. Çok aşırı bir zarar görmedi. Zarardan dolayı yükselmez ama mevsim gereği şimdiden sonra yükselir. Verim düşüyor havaların soğumasından dolayı. Biraz yükselecek. Geçen yılki seviyeleri bulmasa da 5 lira, 6 lira dolaylarında olur. Öykü atölyesi olabilir. Evet hocam. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Burada çok güzel kitaplarınız var, şiirleriniz var, denemeleriniz var. Biz vaktimiz yettiğince bahsetmeye çalıştık bunlardan. Yalnız siz bu bir yandan tabii öğretmenlik de yaptığınız için bunu daha sonra emekli olur musunuz bilmiyoruz gerçi. Olmanızı öğrenciniz istemiyorlardır muhtemelen. Öyle mi? Olacak mısınız? Yani olmanızı öğrenciniz istemiyorlardır muhtemelen ama
Bir gün emekli olduktan sonra bu işlere biraz daha fazla zaman ayırıp işte burayla ilgili daha fazla çalışmalar yapmak, öykü atölyeleri kurmak gibi düşünceleriniz var mı? Yazar olmak isteyenlere böyle bir atölyeler, dersler? Onu ben şöyle söyleyeyim, ben bu işi kesinlikle para için yapmıyorum. Hı hı. O işler biraz para işine yönelik olduğu için, ama ben mesela sosyal sorumluluk projesi alanda gerontoloji bölümüyle, yani yaşlılık hastalığı ile ilgili Akdeniz Üniversitesi'nde Tazelenme Üniversitesi var, yaşlıların gittiği. Ben o okulun ilk öğrencisiyim, daha sonra öğretmen oldum, hı hı. Okulu bıraktım. İzmir'de Ege Üniversitesi'ndeki Tazelenme Üniversitesi'nin derslerine girdim. Orada öykü atölyesi kurdum, gönüllülük esasına dayalı. Buradan 15 günde bir İzmir'e gittim, bir dönem. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyorum, iki tane öykü atölyem var. Oradaki insanlarla yine gönüllülük esasına, hı hı, bağlı. Bu öykü atölyesinden işte yazmaya özendirme, öykü yazmayı öğretme içinde varsa tabii. Bunlarla ilgili zaten çalışıyorum. Hı hı. Çalışmaya devam edeceğim. Evet, o şekilde devam edeceksiniz. Peki bu projelerle ilgili, yine Alanya ile ilgili size ulaşmak istedikleri zaman bir sürü projeniz var çünkü. Evet. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi projeyle ilgilenen olursa, destek olursa, hı hı, bizim işlerimiz daha kolay olur. İki kitap olacağına, bir de şöyle bir anımı anlatayım ben. Hı hı. Sınav görevindeyken 3. kata sınav evraklarımı aldım, çıktım. Müdür Bey'in o masasının üzerinde kedi öyküleri. Sınav teftişi yapan müfettiş bey kitabı görüyor. Diyor ki, bu yazarla tanışmak istiyorum diyor. Tesadüfen ben de o okulda görevliyim. Hı hı. Hocam tamam, 3. katta çağırayım diyor müdür bey. Hayır diyor. Biz oraya çıkalım. Geldi, beni bu çalışmamdan dolayı kutladı. Hatta ben işim bittikten sonra yeni kitabımı da ona armağan ederek, hocam 3. kata gelerek beni onurlandırdınız, çok teşekkür ederim. Artık ben bu enerjiyle birkaç kitap daha yazmadan emekli olmam dedim. Hı hı. Bu geri dönüşte beni çok mutlu etti. O zaman verilmiş sözleriniz var. Bu tarz kitaplar yazmaya devam edeceksiniz. Devam edeceğim tabii. Proje oluşturmaya devam edeceksiniz değil mi hocam? Ama destekçi arıyorum tabii. Hı hı. Bunu benim okulumda basar da, demin de söyledim, benim okulum bastığı zaman 1000 tane kitap basabilir. Ama Alanya'yla ilgili bir projenin, bir kitabın 1000 basılması yeterli mi? Değil tabii. Hı hı. Çok basılırsa bu Alanya'nın yararına, yani demin saydım zaten, hı hı, çevre bilinci, turizme katkısı ile ilgili Alanya'ya büyük katkısı olacağından dolayı, hatta bunu yapan öğrenciler olduğu için bu çalışma çok daha değerli. Evet, kesinlikle öyle oluyor. Hocam bir de kitap okumakla ilgili de festivaller, her şeyin festivali var ama festival kelimesi tam olarak karşılar mı, adını yanlış mı olur bilmiyorum ama kitap okumakla ilgili de böyle büyük aktiviteler, böyle festival tadında işte kitabını al bir yere git, hani orada böyle güzellikler olsun falan, o bir sürü insan işte bir yere oturmuşlar ve sadece kitap okuyorlar. Bu tarz şeyler çok güzel oluyor. Şehri güzelleştiren fotoğraflar oluyor, kareler oluyor. Bu tarz şeyler de aslında sadece STK'lar değil, belediyeler, STK'lar, halk, hepsi bir arada, okullar, hepsi bir arada. Çünkü her okul kendi, Milliyet Müdürlüğü'yle daha önce konuşmuştuk bu konuda. Her okulun kendi okuma günleri, okuma saatleri oluyormuş. Bunu biraz daha sokağa taşırak o zaman, çünkü şu kötü bir durum oluyor. Kitap okumuyoruz deniliyor. Bu konuda mutsuz oluyoruz diyor sürekli. Yani sokakta sürekli kitap okuyan insanları görmek, yani bir umut ve güzellik aşılar sanki herkese. Çağdaş Yaşamcılar böyle bir projeleri var. Zamanım uygundu. Bu senekine katılamadım. Üniversitede dersim vardı. Hı hı. Birincisine katıldım. Kitap okuduk. Fotoğraflar çektik. İnsanlar yani güzel güzel parkta kitap okudular. Bu türlü etkinliklerin de yararı var tabii ki. Yapılması gerekir. Ama sadece o değil. Yani kitap okumayla ilgili paneller olması gerekir. Açık oturumlar olması gerekir. Mesela şiir dinletisi olabilir, öykü okuma olabilir. Çok yönlü. Bu kültür merkezinde her yıl yapılıyor kitap fuarı. Bunun mesela yeterince tanıtım yapıldığını ve yeteri kadar ilgi gösterildiğini düşünüyor musunuz? Biz o kitap fuarına katılıyoruz. Hatta bir şiir dinletisi üniversiteyle birlikte yaptık. Şiir dinletisi düzenlendi. Orada görevliydik. İki tane panelde konuşmacıydım ben. Hı hı.
Bir de imza günleri var, söyleşiler var ama yetersiz tabii ki. Yani bunu fazlalaştırmak gerekir. Panellerin sayısı fazla olmalı. İşte şiir dinletisi daha fazla olmalı. Öykü okuma, ya hiç olmamış şimdiye kadar. Yani öykü okuma diye bir etkinlik olabilir çünkü oluyor büyük evet, illerde. Evet, evet. Burada da olabilir. Bir katkılar sağlamak lazım sanki katkılar biraz sağlamak daha fazla gerekiyor. Değil mi? Tabii ki. Bir şeyler, bir eksiklik var ama işte o da sizin gibi insanlar sayesinde işte bazı daha fazla şeyler. Popüler birkaç yazar çağrılıyor ama bunun ötesinde de bir şeyler yapılması gerekiyor sanki. Yapılması gerekir. Yani popüler yazarların gelmesi de şeyle ilgili biraz ticari bir olay olduğu için. Yani tabii ki gelsinler. Kim istemez ki? Mesela Hasan Ali Toptaş şuraya gelse, Ahmet Telli gelse. Onlar işte popüler yazar deyince onlar olmuyor maalesef hocam. Haydar Ergülen gelse, bizle beraber sohbet etseler. Evet. Veyahut da gelse şiir dinletisinde görev alsa, kitabını imzalasa. Sadece bir iki cümlelik söyleşi, kitap imzalama. Yani bunları ben yeterli görmüyorum. O biraz işte YouTube yazarları geldiği için öyle oluyor diye düşünüyorum. Böyle YouTube'da böyle bir şeyler söyleyen kişiler genelde böyle pembe kapaklı kitaplar olanlar daha da çok geldiği için diye düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğiniz yazarlar gelse zaten onu isteseler de onu yapamazlar. Hemen iki cümle kurup imza atıp gidemezler. Hani farklı şeyler mutlaka yaparlar. Onların okuyucuları bırakmaz zaten. Onların okuyucuları bırakmaz. Onların o derinlikleri de buna müsaade etmez zaten kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Bir arada öğrencimle bir program yapmak beni çok mutlu etti. Çok güzel şiiriniz var. Ben içinden böyle seçip okumayı çok istiyorum bir şeylerin ama sanki şu renklerin yükünü okuyalım mı? Olabilir. Böyle hani şey gibi biraz sanki değil mi? Bütün renkler hızla kirleniyordu ama birinciliği beyaza verdiler gibi. Sanki okuyunca evet. Onu bana da hatırlattı. Renklerin yükü. Bir varmış, bir yokmuş. Siyah kilo taşımaktan yorulmuş. Bir varmış, bir yokmuş. En çok kirlenen beyaz olmuş. Sonuç olarak sizin hiç suçunuz yokmuş. Gökten 3 elma düşmüş, seninki içinde yokmuş. Ne kadar güzel. Çok ben bunu okuyunca çok etkilendim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hocam. Güzel de okudun. Çok teşekkür ederim. Siz beğendiyseniz sorun yoktur yani. Teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık hocam. Teşekkür sizi her zaman görmek isteriz. Her zaman. Yani tanışmak isteriz gerçekten bu yaptığınız işlerle her zaman. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Haftanın son gününde sevgili hocam da kendisi Alan Lisesi'nden ve Züht Ulukapı yazar ve öğretmen eğitimci kişiliğiyle bugün burada konuğumuzdu. Kendisinin yazdığı gerçekten çok güzel kitaplar, şiirler var. Öğrencileri bunlara ulaşmak isterlerse kırtasiyelerden, işte biraz önce bahsettik adı geçen kırtasiyelerden alabilirler. Zaten kendisi hali hazırda şu anda Feyzi Alaaddinoğlu Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor, devam ediyor. Oradan da herhalde bir şekilde ulaşabilirler. Kitap için bana oraya da gelebilirler. Evet, ulaşabilirler. Bir şekilde kendisini her şekilde bulabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.